Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bomba bir tarifle geldim. Sadece iki malzemeden nefis atıştırmalıklar. Sadece iki malzeme lazım arkadaşlar. Bir su bardak bulgur ve yaklaşık 200 gram bitter çikolata. Diyet tarzında inanılmaz doyurucu ve müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet, öncelikle çikolatamızı parçalara bölüyoruz. Tenceremizin içerisine koyuyoruz ve daha büyük bir tavaya oturtup benvari usulü arkadaşlar çikolatamızı eritiyoruz. Bir taraftan da tavaya bir su bardak bulguru koyduk ve orta ateşte bulgurumu kavuruyorum. Renk alana kadar. Çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Görüyorsanız şimdiden başlıyor kavrulmaya, renk değiştirmeye. Bu şekilde bulgurumuzu kavuruyoruz. Gerçekten çok doyurucu bir atıştırmalık. Diyet tarzında bunu kullanabilirsiniz. Diyetlerinizi de ekleyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz çikolata diyetlerde kullanılıyor ama bitter olan çikolata arkadaşlar. Bunun için yaparken de bitter çikolata tercih ederseniz tam bir diyetlik atıştırmalık olacaktır. Evet, çikolatamı eritirken yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağı ekledim ben. Bunu sizler eklemek zorunda değilsiniz. Evet, çikolatam artık eridi. Şimdi kavurmuş olduğum bulgurla buluşturacağım. Gördüğünüz gibi harika eridi. Bu çikolatanın tamamını arkadaşlar ben hepsini bulgurda kullanmayacağım. Ben fazla yapmıştım. 300 gram çikolata kullandım. Yarısını da farklı bir tarifte kullanacağım. O tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Eritmiş olduğum çikolatanın bir miktarını döküp karıştırıyorum. Bulgurlarla birlikte yedirmeye çalışıyorum. Bulgurlar tamamıyla çikolata ile kaplandıktan sonra yeterli gelecektir. Evet, bu şekilde çikolata ile bulgurları kapladım. Tezgaha yağlı kağıt koydum ve bu şekilde dondurma kaşığı ile birer kaşık aralık bırakarak bulgur crunch'ımdan kağıdın üzerine dizdim. Evet, gofret tarzında nefis bir atıştırmalık. Çayın kahvenin yanında inanılmaz gidiyor arkadaşlar. Bir kaşıkla da üstüne bastırıp bu şekilde yaydım. Kurabiye tarzı arkadaşlar. Biraz incelttim. Ve bu şekilde çikolatalarımız donana kadar, soğuyana kadar bekletiyoruz. Eğer çabuk soğumasını istiyorsanız, yani çabuk donmasını istiyorsanız bu şekilde yağlı kağıdınızı fırın tepsisine alın ve buzdolabına kaldırın arkadaşlar. Buzdolabında kısa bir sürede donacaktır. Yaklaşık 2-3 saat içerisinde yemeğe hazır olacaktır. Bulgurlu çikolatalı crunchları daha bir zenginleştirmek isterseniz içerisine kuru yemişler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Badem, ceviz, üzüm, farklı kuru yemişler ekleyerek daha bir zengin atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi donmuş olan crunchlarım bu şekilde. Bulgurlu crunchlarım şimdi sizlere kıtırlarını göstereceğim ve inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen mutfağa girin ve yapın derim. Yapması çok kolay zaten. Gördüğünüz gibi iki malzeme eritip ve kavuruyoruz. Erimiş olan çikolatamızla bulgurlarımızı birleştirip donmaya bırakıyoruz. Ve hepsi bu kadar. Evet, kenarında gördüğünüz arkadaşlar mısır gevrekli crunch tarifimde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Onu da diğer videolarımda paylaşacağım. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.